Evet. Peki teşhis konulan bir hastaya nasıl bir tedavi uygulanıyor? İlk aşamada ilaçlı olarak mı yoksa direkt kemoterapi mi ya da ameliyat sürecine nasıl yönlendiriliyor hasta? Şimdi hasta? Erken evre hastalarda, evre 1'lerde özellikle, 1 ve 2'lerde çoğunlukla doğrudan ameliyat doğru bir yaklaşım oluyor. Evre 3'lerde genellikle pek çoğunda kemoterapi artı radyoterapi artı immünoterapi neredeyse cerrahiyle aynı olduğu için hemen evre 3'lerin çoğunda önce kemoradyoterapi ile başlıyoruz. Bazen kemoterapiyle ve immünoterapiyle küçültüp sonra kemoradyoterapiyle de gidebiliyoruz. Evre 4'te de ana tedavi bizim tedavilerimiz oluyor. Son yıllara kadar, son 5-6 yıla kadar ana tedavi kemoterapiydi. Ve alt tip tayini de çok önemli değildi. Özellikle küçük hücreli dışında hemen hepsini aynı tedavi kullanıyordu. 2000'li yılların, yani 2010'lara doğru EGFR mutasyonunun bulunması, sonra ALK bulunması, ROS, çeşitli moleküler anormalliklerin bulunması, onlara uygun akıllı ilaçların çıkmasıyla biz artık küçük hücreli dışı da mutlaka genetik testlerimizi istiyoruz, moleküler testlerimizi istiyoruz. Bir grubu çünkü akıllı ilaçlara çok duyarlı oluyor. Onlar da kemoterapi değil, direkt akıllı ilaçlarla gidiyoruz. Bir kısmında da artık immünoterapi duyarlılığını gösteren PDL1 dediğimiz molekül akciğer kanserinde çok önemli oluyor. Onlarda da yine doğrudan immünoterapilerle başlayabiliyoruz. Şimdi yeni son çalışmalar tüm hastalarda kombine immünoterapilerle de çok çok iyi sonuçlar olduğu için eğer hasta temin edebilecekse ikili immünoterapilerle de baştan başlayabiliyoruz. O şekilde hastanın durumuna göre, yaşına göre, eşlik eden hastalıklarına göre, evresine göre, tümörün taşıdığı moleküler anormalliklere göre tedavi planı yapıyoruz bizler. Hani her hastaya, her evrede aynı tedaviyi öneremiyoruz. Yeri geliyor radyoterapi öneriyoruz. Yeri geliyor lokal ablasyon tedavileri, RF gibi, işte mikrodalga ablasyon yöntemleri gibi veya radyoaktif madde vererek TARE dediğimiz yöntemleri kullanarak da bizim mevcut tedavimizi rahatlatıcı tedavilerden veya yardımcı tedavilerden faydalanıyoruz evre 4'te. Evre 1-2'de de dediğim gibi cerrahi sonrası artık bir hastaların bir kısmında akıllı ilaçlar 1-2 yıl verilmesi hastanın kanserinin bir daha geri gelme ihtimalini çok düşürüyor. Yine evre 1-2 hastada veya 3 hastada immünoterapi devamında verilmesi çok çok sonradan hastanın tekrarlama riskini çok çok azaltıyor. Bu hastaları her açıdan her an değerlendirmek gerekiyor. Ama genel tümör kurallarında olduğu gibi akciğerde de özetlersek evre 1-2-3'te ana tedaviler arasında lokal tedaviler olmakla birlikte sistemik tedavilerde artık lokal tedaviler kadar, yani cerrahi veya radyoterapi kadar önemli. Ona göre tedavi planı yapmak durumunda kalıyoruz.